Evet arkadaşlar, şimdi de genellikle düşünürken yanlışa sürükleyen line to line, yani satır satır kod konseptinin aslında bir yanlış olduğunu sizlere göstereceğim. Kod satır satır okunmaz. Kod satır satır arkadaşlar compiler tarafından yorumlanmaz. Yani derlenmez. Ne demek istiyorum? Örnek verelim. Şimdi integer a eşittir 5 dedik. String b eşittir gençay dedik vesaire. Böyle birkaç tane değer oluşturayım. Şimdi arkadaşlar, siz zannediyor musunuz compiler kodu yukarıdan aşağı satır satır okuyor? Belki bilgisayar bilimlerinde bunun bir yeri olabilir ama bizim direkt temasta bulunduğumuz bu kod yüzeyinde böyle bir kural yok arkadaşlar. Nihayetinde burada şunu diyeceğiz. Compiler kodu derlerken satır satır değil, konsept konsept derliyor. Örnek, yani sen bir kod eğer satır satır derleniyorsa, satır satır okunuyorsa, o zaman sen bu kodu şöyle yazamazdın. Bakın arkadaşlar, biz konsept konsept çalışabildiğimizden dolayı bu kodu bu şekilde inşa edebiliyoruz. Ya hocam ne yapıyorsun? Yani ben koca yazdığım kodu tek satıra dönüştürebiliyorum arkadaşlar. Hadi buyurun, şimdi bunu derleyebiliyor muyuz? Bakın, çalıştırdığım zaman derleyebiliyorum bu kodu. Nihayetinde bu kod hani satır satır çalışıyordu? Demek ki bu bizim seviyemizde satır satır diye bir kavram yok. Burada satır satırdan karşılığı belki bilgisayar bilimlerinde yeri olabilir. Ama bizim açımızdan satır satır diye olayı düşünmeyeceksiniz. Siz olayı konsept konsept düşüneceksiniz. Eğer ki satır satır kod yazabilseydiniz bu kodu derleyemezdiniz. Bu uygulamayı çalıştıramazdınız ama bu kod bu şekilde çalışabiliyor. Ne satır var ne başka bir şey. Şu anda Arap saçına döndü. Biz neden böyle yazıyoruz hocam? Arkadaşlar, bizim şöyle yazmamızın sebebi yazdığımız kodu daha rahat okuyabilmek. Hızlı bir şekilde koda adapte olabilmek. Yani okunabilir kodu inşa etmek. Yoksa sen bunların hepsini tek satırda da yazabilirsin. Koca mimarileri tek satırda da oluşturabilirsin. Hatta az buçuk çalışan arkadaşlar denk gelmiştir. Bazı JavaScript dosyaları tek satırdır böyle. Oldu mu oluyor? Nihayetinde satır satır kod bizim seviyemizde yoktur, yanlıştır arkadaşlar. Dediğim gibi bilgisayar bilimleri seviyesinde belki olur, öyle bir kavram vardır. Ama C Sharp'ı yazarken, biz bununla ilgilenirken, bu kodu inşa ederken satır satır mantığıyla değil, konsept konsept mantığıyla düşüneceğiz. Yani sen bunu bir satır olarak değil de bir konsept olarak değerlendireceksin. Çünkü biraz önce gösterdiğim gibi ikisi de aynı satırda olabilir. Ama iki satır, aynı satırdaki iki farklı komutu buradaki konseptler ayıracaktır. Tabi bu konseptleri de ayırmamızı sağlayan ne vardır? Şimdilik bildiğimiz noktalı virgül. İleride farklı skoplar gelecek. Efendime söyleyeyim, if gelecek mesela. If'in kendi konseptine ait bir skobu var. O gelecek vesaire. Yeter ki sen burada konsepti ayırabil. Ve mantığı inşa ederken ona göre kur. Tamam. Kafanı sakın şeyle şartlandırma. Ya satır satır kod işliyor. Ben ona göre çalışayım. Öyle bir şey yok. Konsept. Tamam. Tabii bu dersi örneklendirmeden, sonlandırmadan önce bir örnek daha göstereyim. Eğer ki satır satır kod diye bir mantık olsaydı şunu da yazamazdım arkadaşlar. Şu anda bu kod gene derlenecektir. Nasıl oluyor hocam? Arkadaşlar, konsept bu çünkü. Tamam. Yani şöyle bir satır bunu işleyip daha sonra bunu işleyip bunu işleyeyim diye bir şey yok. Satır satır olsaydı burada her bir satır ayrı anlama ifade gelecek. Aynı ayrı anlam ifade edecekti. Dolayısıyla satır satır değil, konsept konsept düşünmemiz gerektiğine dair gayet güzel örnekler verdiğim kanaatindeyim arkadaşlar. Sonraki derslerimizde buradaki şuurla, farkındalıkla derslerimizi artık pratikte incelemeye başlayacağız. Görüşmek üzere.